Gülen Beyefendi'nin öncülük ettiği hizmet hareketinin olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir manada yalnızca Müslümanlara değil, hatta özellikle Müslüman olmayan kişilere seslenerek diyor ki işte biz buyuz ve yapmamız gereken de bunlardır. İsmim Amir Hüseyin. Los Angeles'ta bulunan Cizvit ve Katolik Üniversitesi, Loyola Marymount Üniversitesi'nde bir akademisyenim. Üniversitede İslamiyet üzerine dersler veriyorum. Uzmanlığım İslamiyet üzerine fakat aynı zamanda dünya dinleri karşılaştırmalı din ve dinler arası diyalog üzerine de dersler veriyorum. Çağdaş İslam açısından hizmet hareketinin çok hayati bir konumu olduğunu düşünüyorum. Çağdaş İslam'da anlattığım konular arasında yer alıyor. Ben de bir Müslümanım, aynı zamanda da İslami ilimler üzerine çalışan bir akademisyenim. Bu hareketin bizzat bir parçası olmasam da hizmet hareketi denin adı üzerinde hizmet etmeye yönelik bir hareket olduğuna inanıyorum ve bir Müslüman olarak bu benim için çok büyük bir önem arz ediyor. Müslüman olmanın özündeki mana işte budur. Başkalarına hizmet etmek, yaşatmak için yaşamak olgusudur. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Müslümanlar için ilk ve temel prensip tevhid inancıdır. Allah'ın bir olmasıdır. İlk önce Allah'ı sevmeliyiz. Hemen sonrasında da komşusunu sevmek gelir. Peki komşumuzu nasıl severiz? Ona hizmet ederek. Bu nedenle Gülen Beyefendi'nin öncülük ettiği hizmet hareketinin olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorum düşünüyorum. Bir manada yalnızca Müslümanlara değil, hatta özellikle Müslüman olmayan kişilere seslenerek diyor ki, işte biz bu yüz ve yapmamız gereken de bunlardır. Bir Cizvit ve Katolik Üniversitesi'nde dersler verdiğimi belirtmiştim. Üniversitemizin misyonunun üçüncü satırında şöyle bir ifade geçer. İnanca hizmet etmek ve adaleti yaymak amacıyla diye devam eder. İşte Gülen Beyefendi tam da bunu yapıyor. Hizmet hareketi de aynen bunu yapıyor. Yani inancına nasıl hizmet edersin ki sorusuna şu cevabı verebiliriz. İnsanlara adalet bize muamele edersin dünyanın iyiliği için mücadele edersin hizmet hareketinin de yaptığı aynen budur İslam dünyası içinde Müslümanlar olarak işte biz buyuz diyebilecek en iyi duruşun Hizmet hareketine ait olduğunu düşünüyorum. Türkiye gibi bir ülkede insanların çoğunlukla dindar olduğunu görüyorsun. Amerika'da da insanların çoğunun dindar olduğunu görüyorsun. Amerika ya da Türkiye insanların Allah'a inanmadığı, dua etmediği, ibadethaneye gitmediği Avrupa ülkelerine göre çok daha dindar. Ama Amerika'da Hristiyan, Müslüman ya da Yahudi hepimiz bütün bunları yapıyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde bunları yapıyoruz. Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu Müslüman ve bakıyorsun Türkiye'deki İslami yaşantıdan muazzam bir toplumsal hareket ortaya çıkıyor ve bir Müslüman olarak hayatlarımızı nasıl yaşamalıyız diyor. Tabi ilk önce iyi birer Müslüman olmamız gerekiyor. Dinine bağlı ve inandıklarını yaşayan bireyler olup bir Müslümanı Müslüman yapan şeyleri yerine getirmemiz gerekiyor. Fakat sonrasında hayatın içinde de birer Müslüman olarak nasıl var olmalıyız, ne yapmamız gerekiyor, hizmet etmemiz gerekiyor, adaletle muamele etmemiz gerekiyor. Doğrusu hizmet hareketinin kilit noktalarından birisi de bu. İnsanların bunları yapabilmeleri için birer vasıta oluşturuyor. Hareketin güzel noktalarından birisi de çok katmanlardan oluşması. Bir yandan okullar var, bir yandan televizyon kanalları, bir yandan da gazeteler var. Dolayısıyla dindar olabilmek için illaki bir imam olarak camideki namazları kıldırmak zorunluluğu ortadan kalkıyor. İster bir gazeteci, ister bir fotoğrafçı, istersem de bir öğretmen olabiliyor ve aynı zamanda iyi bir Müslüman olarak yaşamaya devam edebiliyorsun. Ve asıl olay bütün bunları diğer insanlara hizmet etmiş olma adına yapmak oluyor. Dolayısıyla sanırım hizmet hareketi bu açıdan çok önemli bir nokta yakalıyor. İnsanlara, insanlığa hizmet etme kapılarını ve fırsatlarını oluşturmuş oluyor. Hizmet hareketini özel kılacak birçok özellik olduğunu düşünüyorum. Benim için esas bir nokta ki bunu dinler arası diyalog ve dinler arası dayanışma üzerine çalışan birisi olarak söylüyorum, hizmet hareketinin dinler arası diyalog alanındaki çalışmalarıdır diyebilirim. Amaçlarının yalnızca Müslüman olan Türk insanı için Türkiye'yi daha güzel bir yer haline getirmekten ziyade, Müslüman olan ve olmayan tüm insanlar için bütün bir dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla benim için hizmet hareketinin en can alıcı katkısı ve onu diğerlerinden ayrı kılan özelliği, dinler arası diyaloğa gösterdiği önem ve o alanda yapılan muazzam çalışmalar ve projelerdir. İkinci olarak da eğitime gösterilen önem ve değerdir. İslam dünyasında birçok yenilenme ve yeniden canlanma hareketleri var aslında ve hepsinin de çok güzel çalışmaları var. Hizmet hareketini ayrı kılan yönü ise eğitime gösterdiği özendir ve bunu daha önce de ifade ettiğim gibi bir eğitimci olarak üniversite seviyesinde gençlere eğitim vermeye çalışan birisi olarak söylüyorum. Aslında eğitim çok daha genç yaşlarda başlar. Üniversite çağında öğrenciler benim karşıma geldiklerinde zaten biraz yetişkin olarak şekillenmeye başlamış oluyorlar. Hizmet hareketinde ise öğrencilerle daha küçükken ilgilenilmeye başlanıyor. Zaten bundan daha iyisi yapılamaz. Çok ünlü bir Müslüman hoca vardı ve bana bir keresinde demişti ki, eğer ilim arayışı bütün tüm müslümanların üzerinde bir yükümlülükse o zaman eğitim ve öğretim bir ibadettir aslında Müslümanlar olarak eğitim ve öğretimin bizim için ifade ettiği o hayati anlamı daha önceleri hiç bu şekilde düşünmemiştim. Bu çok mühim bir nokta. Dolayısıyla sanırım bu iki nokta onu diğer hareketlerden farklı kılıyor. Güzel işler yapan bir sürü organizasyon var ve bunu derken Hizmet hareketi başka güzel işler yapmıyor demek istemiyorum. Tabii ki Hizmet de çok güzel işler yapıyor. Ama dediğim gibi onu diğerlerinden ayrı kılan özellik eğitim ve dinler arası diyaloğa vermiş olduğu önem ve özendir. Hizmetin eğitime yaptığı vurgu çok ama çok önemli ve bunu söylerken de taraflı bir şekilde söylüyorum. Hizmet hareketinin bir üyesi değilim ama ben de bir eğitimciyim. Bütün bir kariyerini okullarda bir eğitimci, bir öğretmen olarak geçiren biri olarak konuşuyorum burada. Ben buyum, ben bir öğretmenim. Dolayısıyla ben de eğitim ve öğretimin hayati bir önem olduğunu düşünüyorum ve hizmet hareketi de okullar aracılığıyla bunu yapıyor. Ama yalnızca Türkiye'deki okullar değil, tüm dünyaya yayılan okullar aracılığıyla yapıyor. Çünkü İslam dünyası, hatta bütün bir dünya buna ihtiyaç duyuyor. Hiç kimse yeterli değil derecede tahsil görmüş değildir. Kimse ben yeterince akıllıyım bundan sonra hiçbir şey öğrenmeme gerek yok diyemez. Hepimizin bir şeyler öğrenmeye ihtiyacı vardır ve bu yüzden de çok önemli bir noktadır. Çünkü eğitimin dönüştürücü bir gücü vardır. Benim babam Ford Motor şirketinde seri üretim hattında çalışmıştı. Hakeza annem vantilatör seri üretim hattında çalışarak geçimimizi sağlamışlardı. Şu an benim bir profesör kız kardeşimin de bir sistem mühendisi olarak çalışabiliyor olması eğitim sayesindedir. Zamanında baban fabrikada çalışmıştı diye sen de fabrikada çalışmaya mahkum olmuyorsun. Okula gidebiliyor, belli bir eğitime sahip olabiliyor ve birçok farklı alanda çalışabilme imkanı elde edebiliyorsun ve bunu gerçekten de gözlemliyorum. Örneğin anne babası bahçevan olan çocuklar. Bahçevan olmanda bir Sorun yok. Ama diyelim ki ileride kendi şirketini yönetmek istiyorsan, mütevazi şartlarda yetişen bir aileden gelsen bile bunu başarabilme fırsatının olması çok güzel bir şey. Bence eğitimin gerçek fazileti işte budur. İnsanların eşit şartlarda hareket edebilmesini sağlamasıdır. Okula gidebiliyor olman, babanın zengin olmasına, çok önemli bir aileden gelmene bağlı olmamalı. Herkesin okula gidebilme imkanı olmalı. Babanın kim olduğu, annenin ne kadar zengin ya da fakir olduğu, bu tarz etiketlerin bir etkisi olmamalı. Ve sanırım bu hizmet hareketinin okullar sistemiyle başarabileceği bir şeydir. Eğer devlet okullarının çok daha başarılı bir iş yapmadığı toplumlarda yaşıyorsanız ne yaparsanız o okullara birer alternatif oluşturursunuz ve o okullarda insanları eğitir, onlara sosyalleşmeyi, birbirleriyle yaşama sanatını öğretirsiniz. Peki bunlar dini okullar mı? Hayır. Yani eğer bu yalnızca Kur'an ve Hadis eğitimi almaları anlamına geliyorsa değiller. Ama tabii ki eğer bu kişiler dindar insanlarsa bunlara da ihtiyaç duyabilirler. Ben de verilen eğitimin Katolik inanç ve geleneğinden ilham alındığı bir Katolik üniversitesinden geliyorum. Fakat orada Katolik olmamın yanında Hristiyan dahi olmadan bir Müslüman olarak kabul görüyor olmam bence bu çok önemli bir şey ve hizmet okullarındaki esas nokta da bu işte eğitim yoluyla insanlara yeni kapılar açabiliyorsun. Bahsetmediğimiz bir başka noktada hizmet hareketinin yürütmüş olduğu insani yardım çalışmalarıdır. Müslümanlar olarak bunu yapmak zaten bize emrediliyor. Eğer belli bir mal varlığına sahipsek, fakir olan insanlara karşı bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla Allahü Teala bizden bunu bekliyor. Ne yazık ki Müslüman olan birçok kişi var ki bu emirlere uymuyor. Aksine kendi hesabına çalışmayı tercih ediyor, toplumun düzelmesi için çalışmayı düşünmüyorlar. Hizmet hareketinin bir başka özelliği de yapmış olduğu insani yardım çalışmalarıdır. Hayır, böyle olmaz. Hep birlikte yaşadığımız toplum için çalışmalıyız diyorlar. Müslümanlar olarak zekat bize farz kılınıyor ve mal varlığımızı paylaşmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? O parayı alıp gerçekten dünyada bir farkı nasıl oluşturacağız? Hizmetin yapmış olduğu yardım gayretlerinin bir başka güzel de bu. Buradaki bir başka önemli nokta ise birçok Müslümanın zekatın yalnızca Müslümanlar için olduğunu, yalnızca Müslümanlara karşı sorumlu olduklarını düşünmesidir. Hayır, bu doğru değil. Diğer insanlar da Allah'ın yarattığı varlıklardır. Müslümanlar olarak sadece Müslümanları Allah yarattı. Hindu, Budist ve Yahudiler ise aynı Allah tarafından yaratılmadı diyemeyiz ki bu çok gülünç bir şey olur. Hepimizi yaratan aynı Allah'tır. Aynı Allah bize kardeşlerimizi gözetmemiz gerektiğini de söylüyor. Müslümanmış değilmiş ayrımı yapmadan. Hizmetin yapmış olduğu insani yardım çalışmalarındaki en büyük noktalardan birisi de işte budur. Hizmetin yalnızca Müslümanlara has kılınmaması hizmetin yapmak istediği bütün bir insanlığı kucaklama teşebbüsüdür. Hizmeti diğer dini gruplardan ayıran özelliğin bu olduğunu düşünüyorum. Seçimle göreve gelmiş yetkililerin ve idarecilerin kendi tabanlarını sağlama almak gibi bir eğilimlerinin olduğu apaçık bir gerçek. Yargının bağımsız olması şarttır. Yargının görevi çoğunluğun bir parçası olmayan nüfusun geri kalanının da korunmasını temin etmek ve bunun devamlılığını sağlamaktır.